Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Nesefî'nin Medarikü't Tenzil isimli tefsirini okumaya devam ediyoruz. Suretul Bakara'dayız ve 3. ayetteyiz. Yani ellezîne yu'minûne bil gâib ve yuqîmûne's salâh ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. Bu ellezîne müttakînenin sıfatı olsa gerek. Şimdi tefsir açıklayacağı için ben kesin konuşmuyorum. O müttakiler ki yu'minûne bil gayb. Gayba iman ederler. Değil mi? Allah'a iman, ahirete iman, meleklere iman hep gaybi şeyler. Ve yuqîmûne salâte. Namazı dosdoğru kılarlar. Veya şimdi açıklayacak. Yani namazı kıyamı zikrederek tüm namaz kastedilmiş olabilir. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bu da zekat. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda sarf ederler. Şimdi bu ayeti tefsir edecek bizim hocamız. Kim o? Nesefî Hazretleri. اَلَّذ۪ينَ Bu fî مَوْدِعِ رَفْعِينَ Anlatabildim mi? Yani refi, merfu durumunda, mahallen merfu. Biliyorsun اَلَّذ۪ينَ ismi mevsuldür ve mebnidir. Onun için mehallen merfu. Mehallen merfu olursa yani gizli bir müptedanın haberi. Ev nasbun alel methi. Medih üzerine mansup kabul edilebilir. Yani e'ni müttakilerden kastım ellezine onlardır. Ey humullezine yu'minun. Bu birinciye göre. Yani merfu kabul edildiğine göre. Ev e'ni ellezine yu'minun. Buna göre. Tamam. Bu birinci görüş. El veya huve mübdedeun ellezine mübdedadır. Yine mehallen merfudur. Ve haberhu ulaike ala huda. Onlar hidayet üzerinedir. Şeklindeki cümle en sonu beraber yani diğer cümleyle birlikte haber. Onlar ki şöyle şöyle şöyledirler. Mutlak hidayet üzerinedirler. Haber ta sonunda diyor yani. Evet. El veya ihtimaller çok. Cerrun yani mecrurdur. Biz bu manayı verdik. Ala ennehu sıfatun lil müttaki. Yani müttakilerin sıfatı olarak mecrurdur. Yani biz bu manayı verdik. Ve hiye bu sıfatun varidetun. Öyle bir sıfattır ki gelmiştir. Beyanen ve keşfen lil müttaki. Müttakileri açıklamak için kimdir müttakiler? Açıklıyor. Kekavlike mesela şu söz gibi. Zeydun el fakihul muhakkiku. Hukukçu ve muhakkik olan Zeyd. Niçin? Neden bu ellezine yu'minune ayeti sıfattır? Liştimaliha bu ayet ihtiva etmektedir. Alama üssiset aleyhi halul müttakin. Müttakilerin halinin üzerine bina edildiği şeyleri ihtiva ediyor. Neymiş o üzerine bina edildiği şeyler? Minel iman illezi hu esasul hasenat. Bütün iyiliklerin temeli olan iman başta. Yü'minûne bil gayb. Vessalâti vessadaka. Namaz ve zekat, sadaka. Fehuma son bu ikisihi. Ümmâ el-ibâdâtil bedeniyyeti vel-mâliyeti. Bedeni ve mali ibadetlerin anaları. Vehuma bunlar el-iyâru alâ gayrihima. Diğerlerine de ölçü. Kriter yani. Anladınız değil mi? Bu çok önemli. Ela tera, görmez misin? Enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz, semma es-salate imade dini. Yani namazı dinin direği olarak isimlendirdi. Ve ceale el-fasile beynel islami vel-küfri telkes-salat. Bu önemli bir tartışma. Yani İslam'la küfür arasında, Müslümanlıkla kafirlik arasında ayıran özellik olarak namazı terk etmek dedi. Burada biliyorsun, İslam alimleri yani bizim mezhebimizin de dahil olduğu çoğunluk namazı tembellikle terk eden adam tekfir edilmez. Fasıktır. Allah'ın emrini işlememiş denilir. Ama inkar ederse o ayrı bir mesele. Bu hadis-i şerifin değişik tevilleri var. En güzeli yani Bediüzzaman Hazretleri'nin tevili. O da şu yani namazı terk etme bir küfür sıfatıdır. Ama sıfat kafir olmakla zatını kafir yapmaz her zaman. Bu çok önemli bir tespit. Yani yoksa mızraklı ilmi halde
50 tane küfür olan şeyler sayılıyormuş. Yani eğer bu hakikati bilmesek o zaman dünya kafir dolu olur. Bu çok önemli. Şimdi devam ediyoruz. Ama yani diğer bir kısım alimler, mesela Hanbeliler, tamam, diyor ki şeydir diyor, yani kafirdir diyor. Onun için öldürülür diyor. Katledilir. Neyse, ona girmiyoruz. Ayrıca vesemmez zekate, peygamberimiz zekatı isimlendirmiş. Kantaratel İslam, İslam'ın köprüsü. Fakirlerle zenginler arasındaki köprü. Fekâne min şe'nihima. O zaman bu namazla zekatın şanındandır. İstitba'u sayril ibadatı. Diğer ibadetleri de çekerler. Anladın? Yani çek, yani birini zikrettin mi? Ha, üniversite, İslam Üniversitesi'nde mi talebesin? Artık diğer ne dersler okutulduğu, hocaların kim olduğu aklına gelir artık. İstitba o. Ona tabi olur diğerleri. O kişi bunu yapar mı anasını? Hayır. Akla gelir. Yok, aklına ya, namazı, orucu yaptıktan sonra namazı ve zekatı, diğerlerini de yapar mı anasını? Dindar birisi. Tabii tabii. وَلِذَٰلِكَ اَخْتُصْرِيَ الْكَلَامُ. Bu sebeple söz kısa kesildi. بِاَنْ اِسْتُغْنِيَ. Yetinildi. اَنْ اَدِّ taati. Yani itaatlerin hepsini saymaktan vazgeçildi. بِذِكْرِ مَا هُوَ كَالْعُنْوَانِ لَهَا. Bütün ibadetlere ünvan olan şeyleri namazla zekatı sayarak, zikrederek. مَا فِي ذَٰلِكَ. Ayrıca bu cümlede, bu izahta مِنَ الْاِفْسَاحِ اَنْ فَضْلِ هَتَيْنِ الْعِبَادَتَيْنِ. Bu iki ibadetin açık fazileti olduğunu izah etme var. İfsah, açıklama. Şimdi bu da çok önemli. Yani veya öyle bir sıfattır ki, neydi birincisi? Müttakinenin sıfatıdır. Niçin? Müttakine kelimesini açıklamak için. Oldu mu? Ama veya ev sıfatun meşrudetun, yani mezkuretun manasına, veya öyle bir sıfattır ki zikredilmiş ma'al müttakine tüfidu gayre faideti, yani müttakinenin dışındaki faydaları da ifade ediyor. Anlatabildim mi? Yani diğer faydaları da ifade ediyor. Ona tabi olan şeyler. Kekavlike mesela zeydün el fakihul mütekellimu bir de et tabibu. Hem hukukçu, hem kelamcı, hem de bir de doktor. Bunu yapıyoruz. Biz Türkçe'de de kullanıyoruz. Bu arkadaş hem İslam hukuku profesörü, aynı zamanda da iyi bir ilahi okur. Bak bu gibi. وَيَكُنُ الْمُرَادُ بِالْمُتَّقِينَ. Müttakilerden kasıt da şudur. اَلَّذ۪ينَ اَشْتَنِبُونَ السَّيِّعَاتِ. Yani günahlardan kaçınanlar. Müttakilerden gibi. Tabii. Evet. Yani bu ilave ile, yani ibadetleri yapanlar, günahlardan da kaçınanlar manası da çıkıyor. Yu'minun. Ellezine yu'minune. Bil gayb gelecek. Yani yusaddikun. Tasdik ederler manasına. Ve huve bu yu'min if'alun minel emni. Em kelimesinin if'al kalıbıdır. Amene yu'minu. Ve kavluhum amenehu. Arapların bu sözü ey saddakahu. Tasdik etti manasına. Ve hakikatu, aslı şu. Âmenehu ettekzibe vel muhalefete. Tekzip etmek ve aykırı çıkmaktan emin bıraktı. Yani anladın değil mi? Bir adama iman demek, yani onu Allah'ın ayetlerini tekzip ve muhalefetten ne yaptı? Güvenliğe çıkardı. Ve tadiyetu bilba'i li tadammunihi mana akarre ve aterafe. Beyle müteaddi oluşunun sebebi İkrar etti, itiraf etti manalarını ihtiva ettiği için. Bil gayb, gaybı. Ne demek gayb? Ey yusaddikune bima gâbe anhum. Kendilerinin görmediklerini tasdik ederler. Mimma enbe'hum bihin nebiyyü aleyhisselam. Peygamberin haber verdiği şeyleri. Mesela min emril ba'si. Öldükten sonra dirilme. Ve nüşur. Yeniden haşre yayılma. Ve hesap, hesap görülme. Ve gayri dalike ve diğerleri. Fehuve bu kelime... Gayb, bir mana el gayb, yani gayb olan, tesmiyeten bil mastar. Yani mastarla isim vermişler.
Anlıyorsun bunu. Min kavlike gâbe şey'u gâiben. Gâiben bir şey kayboldu. Hâzâ inceâlte hussâleten lil imâni. Ama bu mana eğer ellezîne yu'minûne bil gâib kelimesini, yani yu'minûne bil gâib kelimesini imana, yani yu'minûn kelimesine sıla cümlesi yaparsandır. Sıla cümlesi biliyorsun. O zaman bu manayadır. Ve inceltehu halen, ama hal kılarsan, yani yu'minune bil gayb, gayba iman ederek, onlar ki gayba iman ettikleri durumda vesaire, o şekilde hal kabul edersen, kâne bimanel gaybeti vel hafai, yani gizli bir şekilde, anlatabildim, yani bilmedikleri, görmedikleri halde demek. E yu'minune gâibîne anil mü'meni bihi. İman ettikleri şeyden şeyi görmedikleri halde iman ederler. Bu da hal olur. Yani ikisi de mümkün. Ben birinci doğru. Doğru demeyelim, haddimize değil de. Yani birinci daha şey, yani şai olan görüş o. Ve hakikatuhu, aslı şöyle. Mutelebbisine bil gayb. Yani gayb elbisesini giymişler. Anlatabildim mi? Gaybi olanlara iman ediyorlar. Vel imanus sahih. Gerçek iman nedir peki? En yukirra bil lisan. Dille ikrar edecek. Ve yusaddika bil cenan. Kalple tasdik edecek. İşte iman bu. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Peki amel? Bu önemli bir tartışma. Vel amelu leyse bidahilin fil iman. İmana dahil değildir. Yani biliyorsun ehli sünnet nezdinde imanın kemalindendir. Ya buna şaşırmıştım hocam. Hı? Niye? İmanın erken üçteye gitmiyor mu biraz mı? Hayır. Amel bir cevap. Yok. Amel ayrı yani, ama imanın şey, bunu bir kısım alimler özellikle şey kabul ediyor bunu. Ne derler? Söyle. Kaderiye gibi bazı mutezile iman, amel imandan cüzdür diyor. Nitekim İmam Bukhari biraz o noktada mutezileye meylediyor. Enteresan. Önemli bir nokta bu. Şimdi geldik ikinci bir cümleye. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Gaybe iman edenler. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Namazı eda edenler demek. Dosdoğru kılanlar. Böyle de ifade ediyorlar. O ikinci mana. اَيْ يُؤَدُّونَهَا. Namazı eda ederler. فَعَبَّرَ عَنِ الْاَدَاءِ بِالْاِقَامَةِ. Yani namazı eda etmeyi ikamet diye ifade etti. Niçin? لِأَنَّ الْقِيَامِ. Çünkü ayakta durma بَعْدُ اَرْكَانِهَا. Namazın rükünlerinden bir kısmı. كَمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِالْقُنُوتِ. Nasıl ki namazdan kunut diye de bahsetmiş Kur'an-ı Kerim. Anlaşıldı. وَهُوَ الْقِيَامِ. Yani kıyam demektir kunut. Ayrıca وَبِالْرُكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالتَّسْبِيحِ. Bunlarla da namaz ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Niçin? Li vücudiha fiha. Çünkü bunlar namazda bulunmuyor. Ev veya bu birinci mana. Yüeddûneha. Üride bi ikameti salat. Namazın ikamesiyle şu kastedilmiş. Dosdoğru kılarlar sözü bu ikinci mana. Ta'dilu erkaniha. Namazın rükünlerini dosdoğru yaparlar. Tam yaparlar. Ta'dil erkan. Yani min o zaman şu manadan geliyor. Ekamel ude. Yani sopayı düzeltti. İze kavvemehu. Sağlamlaştırmak. Düzeltmek değil de sağlamlaştırdı. Ey ev veya üçüncü mana. Eddevamu aleyhe vel muhafaza. Yani namaza devam ederler. Hiç kaçırmazlar. O da şuradan. Kâmeti suku. Çarşı tuttu. Ne demek? Çarşıda millet. Yani bu çarşı tuttu. Yani ne demek? Kar ediyor dükkanlar. Evet, evet. Ha, idâ nefakat, yani kar ettiği zaman. Liannehu idâ hufiza aleyha. Çünkü namaz üzerine devam edilirse kânet, olmuş olur namaz. Keşeyin nafikillezî teteveccehu ileyhir ragabat. Bütün arzuların kendisine yöneldiği karlı bir şeye benzer. Nafik. Nafik yani fayda veren. Ve idâ udiyat, ama namaz terk edildiğinde kânet keşşeyil kâsidillezî lâ yurgabû fîh. Yani geçersiz, arzu edilmeyen geçersiz şeye döner.
Yani nafik, nafik aslında geçerli akçe manasına da kullanılıyor. Kasip de geçersiz demek. Aynı mana, biri kar eden, biri kar etmeyen, kıymetli olan olmayan. Ve salat, salat kelimesi fealetün, feale kalıbından min salladan geliyor. Kez zekat min zekka. Aynen zekatın zekkadan gelmesi gibi. Ve kitabetuha bil vavi ala lafzil mufakham. Yani lamı kalın kullanırsak vavla yazılıyor yani. Salat. Tamam. Kalın kullanmayabiliyorsun mufakham. Ve hakikatu salla, sallanın gerçek manası şu. Harrake salaveyni. Yani oyluklarını sallamak. namazda da sallanıyor. Doğru. Değil mi? Yennel musalliye. Çünkü namaz kılan yef'alü zâlike fî rükû'ihi ve sucûlihi. Rükû ve secdelerde bunu yapar. Sallayı ister istemez. Ve kîleli dâ'i. Onun için davetçiye derler. Musallin. Yani musallin derler. Niçin? Teşbihen fî teheşşû'ihi bir râki'i ve sâcidi. Rükû ve secdede olan adama benzediği için saygısından dolayı. Dua eden adam. Evet, bunlar manalar yani. Aslında salat dua demek. Ama mecazı şer'i bu. Şer'i mecaz yani. Evet. Gelelim üçüncü cümleye. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden اَعْتَيْنَاهُمْ Yani verdiğimiz şeylerden وَمَا بِمَانَا اَلَّذ۪ي اَلَّذ۪ي manasına Yani وَمِمَّا الَّذ۪ي يُنْفِقُونَ Allah yolunda harcarlar. Yani يَتَصَدَّقُونَ Sadaka verirler. Şimdi اُدْخِلَ مِنْ اَتَّبْعِضِيَّةِ Bir kısım manasını ifade eden min gelmiş başına. Niçin? Siyaneten lehum. İnsanları, müminleri korumak için. Ani tebzîril menhiyyi anhum. Sadakada bile yasaklanan israftan korumak için. Adam çoluk çocuğunu aç bırakma pahasına sadaka veriyor. Ayrıca ve kaddemel mef'ule. Mef'ulü de öne almış. Ve mimma biliyorsun. Delaleten ala kevnihi ehemme. Çünkü onun daha önemli olduğunu göstermek için. Vel murad bihi ondan kasıt ez zekat yani. Zekat. Niçin? Yani bunu söylüyoruz. Ve mimma rızıknahu yunfikun dedik. Bundan kasıt ne? Zekat. Liktiranihi bis salati lleti yuktuha. Kardeşi olan namazla beraber gelmiş. Zekat olduğu belli. Evveya hiye ve gayruha zekat ve diğerleri. Minen nefakati fi sübülül hayr. Hayır yollarında verilen zekat ve diğerleri. Sadaka, her türlü yardım. Limeci'i mutlakan. Çünkü mutlak gelmiş, kayıtlamamış. Ve enfeka şey ev enfedehu. Bu da çok önemli bir kaide. Nahiv kaidesi. Hatta logat ilmi kaidesi. Bir şeyi harcamak, tüketmek demek. Ehevan, kardeştir bunlar. Kenefeka şey'u ve nefede. Bir şey bitti, tükendi manasına. Ve kullu ma ca'a mimma fa'uhu nunun ve aynuhu fa. İşte bu logat felsefesi. Yani fa'ül fiili nun, aynel fiili yani birinci harfi nun, ikinci harfi fa olan bütün kelimeler çok enteresan bir kaide bu. İnanılmaz bir kaide. Fedellün alemanel hurucu veda. Bir şeyin gitmez. Çıkıp gitmesi, çıkması gibi manalara delalet ederler. Müthiş bir şey yani bu. Nun ve fe'ne başlıyor. Ulan başta başı fe olacak, nun olacak ve aynel fiili ortadaki harf de fe olacak. Nefa, o da aynı. Aklına getir. Nefaka. Nefaka, neka, temizlemek demek. Kiri atıyorsun. Çok enteresan. Nefesi. Yok ne ka... Nefesi. Çıkıyor da nefes çıkıyor. Artık say. Neyse. Müthiş bir kaide değil mi bu? Ve delletil ayetu ala. Ayet gösteriyor ki
اَنَّ الْاَعْمَالَ لَيْسَتْ مِنَ الْاِيمَانِ Ameller imanın bir cüz'ü değil. Haysu çünkü atafe es-salate ve zekate alel iman. Salat ve zekatı imana atfetti. Vel atfu yaktadil mugayyarate. Atıf iki atfedilenin birbirinden farklı olduğunu gösterir. Ca'a Zeydun ve Amrun. Buna çok vurgu yaptık. Tabii. İkinci defa zikrediyor. Her sabah zikrediyor. Meşhur bir kaide. Yok kaydeden... Ha bu tabii yani, tabii ayrı. Ama bu kaide de çok önemli. Şey yapar. Çünkü ehli sünnetin ki bu çünkü. Ya. Biraz daha okuyalım. Çok tatlı. Hı? Dördüncü ayete geldik. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Onlar ki sana inzal edilen Kur'an'a iman ederler. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Senden önce gelen peygamberlere indirilen mukaddes kitaplara da iman ederler. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Ahirete yakin olarak yani kesin olarak imanda bulunurlar, iman ederler. Yani şu kısmı okuyalım, ondan sonra devam edelim. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ Onlar ki iman ederler. Hum bunlar... Müminu ehlil kitap. Ehli kitabın iman edenleri. Kimin gibi ki? Abdillah ibn-i Selam'in ve adrabihi. Adrabihi demek arkadaşları, benzerleri. Minellezine amenu. Onlar ki iman ettiler. Bi külli vahyin unzile min indillah. Allah katından indirilen bütün vahiylere. Ve eykanu bil ahireti iqanen. Ahirete de öyle kesin iman etmişler ki. Zâle ma'ahu ma kânu aleyh. Daha önce inandıkları yanlışlıklar ortadan kalkmış. Nasıl o yanlışlık ne? Min ennehu Yahudiler çünkü kabul ediyor ki eskiden la yedhulul cennete illa men kana huden ev nasara. Yahudi veya Hristiyan olmayan cennete giremez şeklindeki şeyler de ortadan kalkmış oluyor. Ayrıca ve ennen nara len temessehum illa eyyamen maduda. Cehennem ateşi onlara sayılı günler dokunacak sonra cennete gidecekler şeklindeki iddialarını da ortadan kaldırmış oluyorlar. Sümme sonra gelelim yeni bir meseleye. İn ataftahum alellezine yu'minune bil gayb. Eğer vellezineyi yukarıdaki ellezine atıf yaparsan. Değil mi? Dehalu fi cümletil müttakil. Hepsi müttakilere, müttakileri anlatmış olur. Oldu mu? Ve in ataftahum alel müttakil. Ama müttakilere atıf yaparsan. Yehudellil müttakil. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ Yani bima unzile ileyke şeklinde. Müttakilere. O zaman lem yedhulu müttakiler cümlesine girmez. فَكَأَنَّهُ قِيلَ Sanki şöyle denilmiş olur. هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ Ama birinci daha makul gibi. وَهُدَلْ لِلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Yani sana indirilenlere iman edenler için de hidayettir bu Kur'an. Ben de kâle yazdım. Bunlardan önce kâle yazdım. Kâle hudelin mütefin ve hudelin lezîn. Peki ennehu kîle veya kâle fark etmez. Hayır. veya el muradu bihi bununla kasıt vasful evvelîn. Anlatabildim mi? Yani birincilerin vasfı. Birinciler dediği ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yuqîmûne s-salât. Benim bildiğim öyle. Yine de bakalım. Bir yanlışlık yapmayalım. Öyle değil mi? Hocam bu da bazı fıkıh kitaplar gibi ilk zikrettiği görüş, en muteber görüş gibi bir şey. Yani olabilir. Ben de aynı kanaatteyim. Yani tabii. Ön sözünde falan öyle bir şey tabii, bekliyorum. Tabii. Doğrudur yani. Olabilir. Nereye bakıyoruz biz? Öyle değil. Dördüncü ayet. Tamam. Evet. Şimdi dördüncü ayet değil mi? Şuradayız yani. Dördüncü ayet. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ Ha. ثُمَّ اِنْ عَتَفْتَهُمْ Eğer atfedersen bu ikinci وَالَّذِينَ'yi عَلَى الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Bu birinci اَلَّذِينَ'ya atfedersen ha, burayı okuduk ya. وَاِنْ عَتَفْتَهُمْ عَلَى الْمُتَّقِينَ لَمِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ Tamam. Kale. Kale. Aynen. اَوِلْ مُرَادُ بِهِ Veya bundan kasıt şu. وَصْفُ الْاَوَّلِينَ Yani birincileri yeni bir vasıfla vasıflandırma. Ve vussıtal atıfu peki atıf harfi niye araya kondu? Kema yuvassatu beyne sıfati fi kavlike. Şu sözde olduğu gibi sıfatlar arası vasıta gelebilir. Oldu mu? Huve şuca'u vel cevadu cesurdu cömerttir. Ve kavli aynı zamanda Arapların şu sözü.
Allah Allah. Bu meşhur bir şeymiş. Yani minel mütekarip. Mütekarip dediği biliyorsun bahri mütekarip. Yani bir şey, kalıp. İlel melikil karmi vabnil hümami. Hümam büyük kralın oğlu ve büyük devlet adamı. Efendi demek karm. Yani öyle bir sultan ki hem efendi hem de büyük kralın oğlu. Ayrıca bak burada sıfatlar arası vav gelebiliyor. Ona delil getiriyor. Ve leysil küteybeti ve bir ordunun aslanı fil müzdehemi harp halinde. İzdiham bulunan yer yani harp, harp meydanında ordunun aslanı. Hulasa manası şu bunun. Vel mana mana yani atıf geldi diye birbirinden farklı değil. O manayı anlatmak için getirdi. Yani ennehum el cemiune beyne tilke sıfati ve hadihi. Yani onlar hem şu sıfatlara sahip el karm ibnül hümam hem de yani o üçüncü bütün sıfatları kendinde taşıyor yani anladın? Yani o atıf şey değil yani bunu diğerinden ayıracak manasında değil. Şimdi bakalım ki evet, burayı okuyacağız. Ulaike ala huden min rabbihime geleceğiz. Oldu mu güzel kardeş? Bima unzile ileyke. Sana indirilen Kur'an'a. Yani el Kur'an'a, Kur'an'a. Vel murad cemi'ül Kur'an. Bütün Kur'an'a. Lel kadrullezi sebeke inzaluhu vakte imanihim. Onlar iman ettiğinde yeni indirilmiş olan miktarına değil. لِأَنَّ الْاِيمَانَ بِالْجَمِيعِ وَاجِبٌ çünkü hepsine iman Kur'an'ın farz. وَاِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْسِ الْمَادِ peki geçmiş zaman ibaresini niye kullandı? وَاِنْ كَانَ بَعْضُهُ مُتَرَقَّبًا halbuki bir kısım ayetler henüz bekleniyordu. تَغْلِيبًا لِلْمَوْجُودِ عَلَى مَا لَمْ يُوْجَدْ yani olanı olmayanlara taglip yaptı. Taglip sanatını biliyorsun. Yani evet yani. Sanki olmuş gibi. وَلِيَنَّهُ ayrıca اِذَا كَانَ بَعْدُهُ نَازِلًا وَبَعْدُهُ مُنْتَذَرًا نُزُولِ eğer Kur'an'ın bir kısmı inmiş, bir kısmı da inmesi beklenirse جُعِلَ كَأَنَّ كُلَّهُ قَدْ نَزَلَ yani sanki hepsi inmiş gibi yapılır. Ayrıca وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ yani سَائِرَ الْكُتُبِ الْمُنْزَلَةِ عَلَى النَّبِيِّينَ diğer peygamberlere indirilen kitaplara da iman ederler. Burada Bediüzzaman'ın bir izahını yapmak gerekiyor. Çok önemli bir izah. Diyor ki bu ayetle Kur'an-ı Kerim ehli kitaba sesleniyor. Diyor ki ey ehli kitap, Kur'an'a iman etmekle dininizi tam terk etmiş olmuyorsunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim sizin dininizin temel esaslarını, itikat temellerini aynen kabul ediyor. Tek fark eden yani teferruat tabir edilen veya şuru tabir edilen ve zamanın mevsimlerine göre değişen elbisenin değişmesi gibi şer'i hükümlerde bir kısım şer'i hükümlerde. Yoksa temel konularda aynı esaslara tabisiniz. Müslüman olmakla dininizi terk etmiş olmuyorsunuz. Bu çok önemli. Ve bil ahireti ahirete de ve hiye bu te'nisun. Yani te'nisul ahir. Son kelimesinin müennesidir. اَلَّذ۪ي هُوَ ضُدُّ الْاَوَّلِ birincinin tersi. Yani birincinin evvelin tersi birinci değil. Yanlış söyledim. Yani ilkin tersi, sonu. Evvel baş demek, ahir de son demek. وَهِيَ صِفَةٌ ahiret sıfattır. Peki mevsuf nedir? مَحْزُوفٌ hasfedilmiştir. وَهُ اَدَّار yani son diyar demek, son ev demek. Biliyorsun bir de yani Kur'an, dünya da öyle. Onun için Mehmet Elmalı Muhammed Hamdi yazır. Dünya hayat diye tercüme ediyor. El hayat, el dünyayı. Yani. En alçak hayat demek. Dünya hayatı tabiri yanlış bir tercüme. Ama artık alem olmuş. Yani sıfat isminin yerine geçmiş yani. Normalde hayatı dünya, alçak hayat demek. Bu da darül ahire veya darül dünya. Alçak diyar demek. Bir delili kavli şu ayet delil. Tilke darül ahiretu. İşte son diyar burasıdır.
bu ayet ortaya çıkarıyor. Vahiyye bu minessifatil galibe. Yani ne demek? Özel isimler yerine geçen sıfatlardan. Ve kezalike dünya. Dünya da böyle. Ve an nafi'in. Nafiden nakil var ki ennehu haffefeha. Allah Allah. Yani ne demek haffefeha? Yani bu ahiret kelimesini biraz hafifleştirmiş. Nasıl? Bi en hazefel hemze. Hemzeyi hasfetmiş. Ve elka hareketeha ellam alellami. Harekesini de lama vermiş. Lahire. Öyle sana ne okumuş? Allah Allah ya. Kıraat-ı aşereden bu. Hum yuqinun. Onlar yakini olarak iman ederler. El ikan, ikan demek itkanul ilmi bintifa'i şekki ve şübheti anhu. Şek ve şüpheyi reddederek ilmin kesin olması demek. Evet. Cezakumullahu hayran kesira. Ve allemenallahu ilmen nafi'a. Gayet açık. Son ayeti bitiremedik. Yarın. Yani şeyle ilgili son ayet. Müttakilerle alakalı. Biliyorsun Kur'an-ı Kerim üçe ayırıyor. Bunu da söyleyeyim. Evvela müminleri, sonra münafıkları ve sonra da kafirleri anlatacak. Yok, kafirleri zaten şimdi anlatacak, sonra münafıkları.